Barzani Irak'ta ciddi sıkıntılar çekiyordu. Hı-hı. Ülke dışına çıkamıyordu. Hı-hı. Oysa Kürt meselesinin hallolması için önemli aktörlerden biri olarak da tabii değerlendiriliyordu. Ve Barzani'nin hareket imkanını babanız sağladı. Nasıl olmuştu, anlatır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. O günleri çok iyi hatırlıyorum. O zaman Mesut Barzani, ki babası Molla Mustafa, hı hı, yıllarca Irak'ta mücadele vermişler. Ve Talabani, Celal Talabani, Cumhurbaşkanı, yurt dışına çıkmaları imkanı yoktu. Türkiye'den onlara rahmetli kırmızı pasaport verdi. Bu kırmızı pasaportu verdiğinde tabii çok saldırılara uğradı. Baldırı çıplak aşiret reisine pasaport verilir falan diye çok saldırılara uğradı. Hakaretlere uğradı. Fakat bakın, o gün onu diyenler sonradan şunu gördüler ki bizim hala Kürdistan kelimesini kullanamadığımız, hatta Sayın Başbakan'ın Kürdistan kelimesini ilk defa kullandı diye gazetelerde bugün manşet olmasına bakıyorum ben. Kürdistan kelimesini biz söyleyemiyoruz ama Irak Anayasası'na göre Kürdistan Regional Government, İngilizcesi, Türkçesi Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı onlardan bir tanesi oldu. Irak Cumhurbaşkanı da Talabani oldu, öbürü de Barzani oldu. Yani bugün biz Türkiye'nin bir Kürt meselesini barışçıl bir yöntemle çözmeye çalışırken, o zaman o yapılan hareket bugün onları Türkiye'ye daha çok yaklaştırmıştır. Yani ileriyi görmektir çok önemli olan siyasette. Ben mesela şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan Kürdistan kelimesini kullandı doğal olarak. Ama kendisi kullanmadı bunu ilk defa. Bunu ilk kullananlar mesela Cumhuriyet tarihimizde Atatürk'tür. Atatürk Rus Sovyetler Birliği Büyük Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, Çiçeron yazdığı mektupta Çiçeron'a Kürdistan diye hitap etmiştir. Milli mücadelede Kürt beylerine yazdığı telgraflarda Kürdistan diye hitap etmiştir. Ondan önce bakınız, ondan önce 1847 yılında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa kuruyor Kürdistan eyaletini. İlk mecliste de var Kürdistan eyaletinin milletvekilleri. Ta 1150 yıllarda Selçuklu İmparatorluğu'nda Sancar Bey'in ilk bahsettiği Kürdistan lafı vardır. Daha sonra işte Kanuni Sultan Süleyman 1525-1553 arasında Kürdistan fermanları vardır. 1. Ahmet 1604 Seyahatname'de Evliya Çelebi 17. yüzyıl Kürdistan diye geçen. Şimdi esasında bakın, çok enteresan bir noktaya söylemek istiyorum ben burada. Buna alerji duyanlar, bu Kürdistan kelimesine alerji duyurdular zorla Türkiye'de. Neden biliyor musunuz bu? Benim neslimde ve benden önceki nesil ve benden sonraki nesilde de hala tarih kitaplarımızda biz Kürt kelimesi veya Kürt tarihini bilmiyoruz. Yok farz ettik. Ben 1980'lerde askerlik yaptım. Kürt diye bir şey yoktur dendi bize.